Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü video konumuz Türk Telekom olacak arkadaşlar. Türk Telekom biliyorsunuz Twitter'da da çok fazla paylaşıyorum. Elimde tuttuğumu sürekli dile getiriyorum. Türk Telekom sistemimizle ilgili genel bir internet sitesi değerlendirmesi. Ne yaptığımızı bir araştıralım. Ne yapıyoruz? Hangi sektördeyiz? Ki çoğunuz zaten sektörün ne olduğunu biliyor ama ne kadar abonesi var? Bunları bir inceleyelim ve teknik analiz grafiğine bakalım istedim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar YouTube hesabımızı zaten biliyorsunuz. Videoda size yararlı faydalı bilgiler olursa kanalıma abone olup takip edip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Twitter hesabıma geçtiğimizde Twitter hesabımda burada arkadaşlar borsa halim. Buradan da isterseniz destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Türk Telekom'un internet sitesine girdiğimizde ilk başta hakkımızda bölümüne geçtiğimizde 180 ya da aşkın bir şirket olduğunu zaten görüyoruz. Aynı zamanda Türk Telekom'un arkadaşlar şurada rakamlarla olarak geçip daha detaylı, daha böyle güzel bir grafiğine bakalım. 180 yılı aşkın kurumsal miras. Toplam 52,8 milyon aboneye hizmet verdiklerini, Türkiye'nin sabit telefon, mobil TV ve geniş bant ürünlerini bir arada sunan ilk şirket olduklarını, 81 ilde 38.953 çalışan sayısı ile Türkiye'nin en büyük işverenlerden biri olduklarını, Avrupa'daki en geniş kablosuz omurga şebekesi, 389 bin kilometre fiber altyapısına sahip, Türkiye'nin ilk Web TV ve IPTV uygulaması, Türkiye dışında 20 ülkede yaklaşık 48 bin kilometre fiber ağı, 25,3 milyon mobil abonesi, 31,1 milyon fiber hane kapsaması, fiber hane kapsaması eve, binaya kadar fiber ve sağ dolabına kadar fiber rakamlarını içermektedir diye de bir not düşmüşler. 14,8 milyon geniş bant abonesi, 2,9 milyon TV ve TV Go abonesi, 17,2 milyon sabit erişim hattı, 11,2 milyon yüksek hızlı fibernet ve hipernet aboneleri. Tüm bu değerler 2022 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuç açıklama dönemine ilişkindir diye de bilgilerini vermişler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türk Telekom'un internet sitesinde daha böyle biraz daha incelerseniz 1840'lardan bu yana yaptıkları bütün hizmetlerden bahsediyor. Posta Nezareti Kurulusu'ndan falan. Bu bölümü de inceleyebilirsiniz. Arge bölümüyle ilgili ufak bilgiler vermişler. Ama ben bir an önce teknik analiz kısmına geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar teknik analiz kısmında ben bir inceleme yapmıştım. Çizimlerim silinmişti. Hemen bir geriye alalım. Arkadaşlar takip eden dostlarım beni biliyor. Ben Türk Telekom'u ilk başta 12.80 seviyelerinden alıp şuradaki hedefimiz 18 TL'de bir yola çıkmıştık. Fakat farklı bir hissede bir hareket gördüğüm için 14 seviyesinden 14.20 seviyesinden satıp diğer hissede bir al sat kısa marj yakalamıştım. O zaman nakitim kısıtlıydı. Sonra tekrar 14-15 seviyelerinden Türk Telekom'un içine dahil olmayı başarabildim arkadaşlar. Şimdi Türk Telekom'da daha önceki paylaşımlarımda şöyle bir fincan kup görüntümüz vardı zaten. Bunu konuşmuştuk sürekli detay olarak. O yüzden de bir 18 TL hedefimiz vardı. Bunların hepsi gerçekleştiği için ben şu görüntüleri bir öncelikle önünüzden kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle tekrar ben bir Türk Telekom'un dolar bazlı hareketine hep beraber bakmak istiyorum sizinle. Dolar bazlı baktığımızda zaten görüntünün biraz daha şık olduğunu göreceğiz. Hani benim nereden işleme girdiğimi göreceğiz. Haftalık bazı çekiyorum görüntüyü ve sizlerle hemen değerlendirmeye geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 12 TL'den verip 14'ten sattığımda ben bir an önce tekrar 14-15'lerden içeriye girmemin sebebi dolar bazı şuradaki hareketti arkadaşlar. Buradan yukarıya muhteşem bir yükseliş yaşadık. Şimdi benim asıl dolar bazlı görüntüde şunları konuşmak istiyorum sizlerle. İlk hedefim zaten 1,27-24 sent seviyeleriydi. Türk Telekom'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Türk Telekom şurada kendine yeni bir kanal açarsa şuradaki yatay bant hareketini bitirip aynı zamanda şurada bakın bir eski zirve noktası var. Bu bizim dün tavan hareketiyle birlikte fitlattığımız yer. İlk kez bunun fiyat hareketiyle delmeyi başardık. Yarın ve öbür gün daha doğrusu önümüzdeki haftaki süreçte bunun üstüne geçmeye çalışacağız. Eğer bunun üstüne geçtiğimiz takdirde bahsettiğim kanal oluşumuna geçersek ve yeni bir kanal açmaya başarırsak arkadaşlar ben Türk Telekom'un hareketinin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Neden? Türk Telekom'da sene sonu güzel bir karlılık bekliyorum ben. En basit örneklerinden birisini vereyim size. Hepimiz artık internet hayatımızda yemek yemek, ekmek yemek gibi oldu. Hayatımızın olmazsa olmazı, evimizde, cep telefonlarımızda da. Geçtiğimiz hafta şuradaki videolarda da videoların bir tanesinde de bahsettim. Türk Telekom tarafından aradılar ve taahhütün Mart ayında biteceğini.
Fakat bir an önce taahhüt yenilemek istediklerini, yılbaşından sonra çok ciddi bir fiyat artışının geleceğini söylediler. 145 lira olan faturamı 225-230 gibi bir fiyat hatırlıyorum. Oraya kadar yükseltmek istediklerini söylediler ki baktığımızda arkadaşlar 75 TL'lik bir zam, neredeyse %50'lik bir zamdan bahsediliyor ve yılbaşından sonra bu zamın daha da çok çoğalacağını söylüyorlar. Şimdilik onaylamadık. Mart ayını bekliyorum. Bakalım ne zaman ne kadar farklı bir zam olacak ama yani aradaki fiyat kazanç oranını o yüzden söylüyorum. Çok güzel ciddi zamlar gelecek. Bu da ister istemez arkadaşlar. Sene sonunda değilse bile ilk çeyreklik 2023 bilançoya çok 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 etki edecek zaten karlılık olarak da. O yüzden Türk Telekom'da şimdi teknik görüntüde şu anda bir direnç bölgesi temasında bulunduk. Bunun üstüne atladığımız sürece benim takip edeceğim ilk seviye 1.27 dolar seviyesi olacak. Buraya geçtiğimiz takdirde arkadaşlar öncelikle 1.73, ardından 2.10 ve onun üstünde 3.19 seviyesi bekliyorum. Orta uzun vadede hedefim ise 54 TL seviyeleri olacak. Şimdi Türk Telekom'un bir temettü olayını zaten hepiniz biliyorsunuz. Temettü olarak tutulan arkadaşlarımız çok fazla. Bu yüzden belli bir temettü oranına gelmesi, aradaki fiyat kazanç oranlarını desteklemesi, temettü veriminin devam etmesi için ortalama arkadaşlar ben Türk Telekom'un 40-42 TL seviyelerine doğru bir yükseliş yapmasını bekliyorum. Yani ilk hedefim burada 40-42 TL seviyeleri. Zaten 14 TL seviyelerinde bir maliyetim var şu anda. 14-12 diye hatırlıyorum ben. 14-20'den bile çizsek arkadaşlar 40-42 TL seviyelerinde yaklaşık gelirisi %186 olacak bana. O yüzden elimde tutuyorum. Ara ara fırsat buldukça küçük çaplı kar alıp tekrar içeriye lot eklemesi yapıyorum. Fakat bunların paylaşımlarını tabii ki ciddi anlamda Twitter'da ya da hesaplarımızda paylaşım olarak yapıyorum. Çünkü alma fırsatı vermeyebilir. Sert hareketler izliyoruz çünkü birkaç gündür. Tavan geri tepme, tavan geri tepme şeklinde. Hareketli ortalamaya bakacak sık. Hareketli ortalamada ne konumdayız bir ona bakalım. Günlükte bakın arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamaya temas etmeyi seviyor. Yani düzeltmelerini sağlıklı olarak yapıyor diyebilirim. Onun ardından 4 saatlik olarak baktığımızda arkadaşlar hareketli ortalamalara 21 günlük hareketli ortalama şu anda şurada kırdığı trend çizgisinin destek konumunda olan trend çizgisinin üzerinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi hemen renkli füme yapıp birazcık kalınlaştıralım. Yani 21 günlük hareketli ortalama seviyesi, destek seviyesi gayet güzel konumda. 20.10 TL seviyelerine kadar bir düşüş normal karşılanır. Buradan alacağı yine geri tepme ile çok güzel bir fiyat hareketleri gelebilir. İlk hedefimiz 24 TL seviyeleri olabilir. O yüzden bu şekilde güzel takip edebiliriz Türk Telekom'umuzu. RSI zaten dinlenmiş durumda. RSI baktığınızda 4 saatlikte 50'nin altına zaten düşmüyor. Günlükte ise arkadaşlar bu çapta ufak tefek geri çekilmeler RSI 70 seviyesinin üstünde güçlü seviyenin üstünde tutmayı başararak aslında yukarıya doğru hareketlerin daha devam edeceğini bize gösteriyor. MACD'de de ufak çaplı düzeltmeler gayet güzel bir şekilde bakıyorsunuz düzeltmesini yapıyor sonra tekrar kendine yeni bir tepe yapmayı başarabiliyor diyebiliriz. Şimdilik arkadaşlar Türk Telekom'la ilgili tekrar bir konuşalım neler dedik neler yaptık. İlk etapta arkadaşlar gelecek fiyat hareketlerinin 40-42 olduğunu düşünüyorum dedim. Dolar bazlı olarak ise 54-55 seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyorum ben. Tabi bu hemen paldır küldür 2 günde olacak işler değil. Dediğim gibi yıl sonu karlılık, ilk çeyrek bilançodaki karlılık benim için önemli. Onun akabinde temettü olayını da yani temettü verimine katılabilirim. Onu da zaten sene sonunda gelen şeylerle hesaplarız. Şu an için arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar Türk Telekom'la ilgili. Eğer size biraz olsun kafanızda fikir uyandırdıysa YouTube hesabımıza, kanalımıza abone olup takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Twitter'dan takip etmek isteyen dostlarım ise borsa halim yazarak bizleri takip edebilir. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler.